Mutlak değer sorularında kolay yöntem. Merhabalar arkadaşlar. Akıllıca ve pratik çözümler serisinin bugünkü videosunda mutlak değer sorularında uygulayabileceğimiz kolay bir yöntemi göreceğiz. Buyurun. Öncelikle mutlak değerin tanımını bir inceleyelim. Mutlak değerin tanımı neydi arkadaşlar? Bir sayının sayı doğrusu üzerinde başlangıç noktasına yani sıfıra olan uzaklığıydı. Yani ben mutlak x diyorsam aslında burada sıfıra, x'in sıfıra olan uzaklığından bahsediyordum. X'in sıfıra olan uzaklığı, değil mi? Zaten uzaklık belirttiği için de bunun sonucu daima pozitif çıkıyordu. Hani genelde öğrencilerimize mutlak değerin tanımını yapın dediğimiz zaman işte artıysa artı, eksiyse gene artı gibi basitçe bir ağızlarından kabaca bir tabir çıkıyor ama mutlak değerin tanımı tam olarak bu x'in sıfıra olan yani başlangıç noktasına olan uzaklığıydı. Peki ben mutlak x'in sıfıra olan uzaklığı olduğunu biliyorum. Peki elimde mutlak x eksi 2 diye bir ifade varsa bunu nasıl düzenlemem gerekiyor? Aslında bu ifade şuna eşittir. X'in 2'ye olan uzaklığı da diyebiliriz. X'in 2'ye olan uzaklığı. Bunu dedikten sonra zaten sen mutlak x'in aslında mutlak x eksi 0 olduğunu da görmüş oluyoruz. Peki elimizde şöyle bir ifade varsa o zaman ne diyeceğiz? Mutlak x artı 2. Mutlak x artı 2'yi ben şöyle yazarsam, mutlak x eksi eksi 2 diye yazarsam o halde ne olmuş oldu? X'in eksi 2'ye olan uzaklığı olmuş oldu. Eksi 2'ye olan uzaklığı olmuş oldu. Peki yani bunların hepsini bu şekilde düşünürsek gelin alttaki sorulara bir bakalım. Diyor ki mutlak x artı 2 ile mutlak x eksi 1'in toplamı 31'miş. Bu denklemi sağlayan x değerlerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Öncelikle elimizde ne var arkadaşlar? Bir mutlak x artı 2 var. Yani x'in eksi 2'ye olan uzaklığı ve x eksi 1 var mutlak içerisinde. Bu da x'in 1 sayısına olan uzaklığı. X'in eksi 2 sayısına olan uzaklığıyla x'in 1 sayısına olan uzaklıkları toplamı 31'miş. Gelin sayı doğrusu çizelim sizinle. Bu sayı doğrusu üzerinde eksi 2 ve artı 1'i gösterelim. Pekala. Bunları yaptıktan sonra benim bu x'im nerede olmalı? Şimdi x'i arada bir yerde yani eksi 2 ile 1'in arasında bir yerde seçemem. Çünkü burada seçtiğim bir sayının eksi 2'ye olan uzaklığıyla 1'e olan uzaklıkları toplamı daima şurasını verir. Yani bize 3'ü verir. 31'i vermez. Bu arada 31 birim bir uzaklık yok. Dolayısıyla x ya eksi 2'nin solundaymış ya da artı 1'in solundaymış diyeceğiz. İki tane x değeri çıkacak karşımıza. Peki bu aşamadan sonra ne yapacağız? X'in şu x için çözüm yapalım. X'in artı 1'e olan uzaklığı şurası. X'in artı 1'e olan uzaklığına ben d dersem. X'in eksi 2'ye olan uzaklığına ne demek zorundayım? Şurası da 3 birim olduğu için d artı 3 birim demek zorundayım. Yani x'in eksi 1'e ve x'in artı 2'ye olan uzaklıkları toplamına 31 demişti. Dolayısıyla d artı 3 ile d'nin toplamına 31 diyeceğiz. Yani buradan 2d eşittir. 31'den 3'ü çıkarırsak ne gelir? Artı 3'ü karşıya attığımızda 28. Demek ki d neymiş arkadaşlar? D 14'müş diyebiliriz. Madem 14'müş d, gelin 1'den 14 birim yani d birim sağa gidelim. 14 birim sağa gittiğin zaman senin buradaki x'in 15 olacaktır. Değil mi? Peki diğer taraf için çözüm yapmış olsaydık mesela buraya c, şuraya da c artı 3 diyecektik değil mi? Aynı çözüm burada da geçerli. C ile c artı 3'ün toplamı neymiş arkadaşlar? 31'miş. 2c eşittir 28'den. C eşittir 14 gelecektir. C birim sola gidersek nereden? Eksi 2'den c birim sola gideceğiz bu sefer değil mi? Bakın buradaki gibi. Eksi 2 eksi 14 dersek de diğer x değerimiz 16 gelecek, eksi 16 gelecektir. Ve bana bu sayıların toplamını sormuş aslında. Eksi 16 ile 15'in toplamı nedir? Eksi 1'dir diyebiliriz. Aslında sadece şuradaki d mesafesini hesapladıktan sonra hani burası 14 geldi ya. Diğerinde de 2c artı 3 eşittir 31'den c eşittir 14 gelmişti. Sadece d'yi bulduktan sonra mesela d'yi burada biz ne bulduk? 14 bulduk. 1'in üstüne 14 ekleyip ve eksi 2'den 14 çıkarıp cevapları bulabilirdiniz. Bir alttaki soruya bakalım bir de.
Mutlak x eksi 2 ile mutlak x artı 6'nın toplamını 2009 faktöriyel bulmuş. Bu eşitliği sağlayan x değerlerinin toplamı hangisidir diye sormuş bize. Öncelikle şu nedir arkadaşlar? X'in 2'ye olan uzaklığı. Burası da x'in eksi 6'ya olan uzaklığıdır diyebiliriz. Sayı doğrusu üzerinde hemen şu şekilde gösterecek olursak arkadaşlar. X'in 2'ye ve eksi 6'ya olan uzaklıkları dediği için eksi 6'yı şurada, 2'yi de burada göstermemizde fayda var. Peki devam edelim şimdi. X yine eksi 6 ile 2 arasında olamaz arkadaşlar. Sebep çünkü eksi 6 ile 2 arasındaki bir sayının bu sayılara olan uzaklıkların maksimum zaten 8 olacaktır. Pekala, X demek ki ya 2'nin sağındaymış yine ya da eksi 6'nın solundaymış diyelim. Bir tanesi için çözüm yapmamız yeterli demiştik. Şimdi ben x'in 2'ye olan uzaklığına eğer d dersem, x'in eksi 6'ya olan uzaklığı şurası dahil olmak üzere, şurası kaç birimdi arkadaşlar? 8 birimdi. D artı 8 olacaktır burası da. Yani diyor ki d ile d artı 8'i toplarsan 2009 faktöriyel yapacaktır diyor. Önce ne yapmamız lazım? Şu 8'den bir kurtulalım, karşıya yollayalım. 2d eşittir 2009 faktöriyel eksi 8 dersek d ne olur arkadaşlar? 2009 faktöriyel eksi 8 bölü 2 olacaktır. Ne demiştik arkadaşlar? D'yi bulduktan sonra aslında bir de burada C dememiz gerekiyor ama C değeri de D ile aynı çıkacağı için bizim şuradaki x'imiz x1 olsun, burası x2 olsun. X1'i nasıl buluruz arkadaşlar? 2'nin üzerine 2009 faktöriyel eksi 8 bölü 2 ekleyeceğiz. Yani D'yi ekledik. X2'yi nasıl bulacaktık arkadaşlar? Eksi 6'nın sol tarafına gideceğiz bu sefer değil mi? Eksi 6 eksi 2009 faktöriyel eksi 8 bölü 2 diyecektik. Benden zaten x'lerin toplamını istemişti. Yani x1 ile x2'yi topla demişti. Gelin bakın burada artı 2009 faktöriyel eksi 8 bölü 2 var. Burada da eksi 2009 faktöriyel eksi 8 bölü 2 var. Şunları götürürsek geriye ne kalacaktır? Eksi 6 ile 2'nin toplamı. Peki eksi 6 ile 2'nin toplamı neyi verecektir bize? Eksi 4'ü. Bu da x1 ile x2'nin toplamını verecektir. Soruda da bana zaten x değerlerinin toplamını sormuştu. Demek ki benim cevabım ne olacakmış? Eksi 4 yani A seçeneğindeki cevabımız olacakmış diyeceğiz. Evet arkadaşlar mutlak değerle ilgili bu tarz çözümleri yapabilirsiniz. Diğer sorularda da uygulayabilirsiniz. Amacımız sadece şu. Mutlak x'in hani mutlak değer fonksiyonunun hani tanımını şu olarak algılamayın. İşte artı ise artı yapar, eksi ise yine artı yapar, sıfır ise artı veya eksi fark etmez gibi yorumlardan kaçının. Mutlak değer fonksiyonu aslında sayı doğrusu üzerinde bir sayının başlangıç noktasına olan uzaklığı diye nitelendirilebilir. Zaten yani geometride falan da aslında kullanıyoruz biz mutlak değeri. Nasıl? Mesela bir ABC üçgeni seçiyoruz değil mi? Yani bütün sorularda görüyorsundur sen ABC üçgeni. Diyelim ki şekil üzerinde şurayı 5 vermiş. Sorunun hemen yanında da şu şekilde bir ifade kullanır. AB eşittir 5 birim. Şimdi bu ne demek arkadaşlar aslında? A'nın B'ye olan uzaklığı 5 birim ve B'nin A'ya olan uzaklığı 5 birim demektir. Yani sen mutlak değeri tamamen tanımının ne olduğunu bilirsen, ne için kullanıldığını bilirsen, sorularda da daha basit yöntemler geliştirebilirsin kendi adına. Evet, bugünkü kısa yöntemimiz, pratik yolumuz, pratik çözümümüz, akıllıca çözümümüz buydu arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, sınavlarınızda başarılar diliyorum.